Herkese merhaba, hoş geldiniz. Argan Yerel Eylem Grubu Derneği merkezi Akkuş'ta bulunan bir kırsal kalkınma derneği. Bundan önce aslında Akkuş'ta 2-3 tane çok önemli etkinlik gerçekleştirdik. Derneğimizin uzmanı Ömer Bey. Hoş geldiniz. Argan Yerel Eylem Grubu Derneği'nin başkanı, değerli Akkuş Belediye Başkanımız İsa Demirci, Başkan Yardımcımız yine Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve üyelerinden oluşuyor. Bugün Akpınar'da planladığımız bu etkinlik, aslına bakarsanız daha önce Damyeri Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle biraz paydaş. Çok değerli bir misafirimiz var. Misafirimiz Ordu'dan geliyor. Sağ olsun Füsun Hanım bizi kırmadı ve kadının olduğu her yerde olurum diyerek geldi. Akkuş Damyeri Mahallesi'nde bir organik tarım eğitimi gerçekleştirdik. Bundan yaklaşık bir ay önce. Bu gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ağırlıklı olarak yine bayanlar katıldı. Ve onlara dedik ki gelirken bize evde yaptığınız bazı ürünlerden getirir misiniz dedik. Sağ tarafta masanın üstünde gördüğünüz ürünler sağ olsun. Arabadan görünmüyor. Evet. Şöyle çocuk uyuyor da o yüzden. Damyeri Mahallesi'nde üretilmiş ürünler herkesin işte karınca, karanınca, tırtlığı, bu çilek reçeli olabilir. İşte turşular olabilir, tohumlar olabilir, pekmez olabilir. Daha doğrusu bu etkinlik esnasında bize bir rol model oluşturdu bu. Biz daha sonra bu üreticilerimizi Fatsa Ziraat Odası'na götürdük. Fatsa Ziraat Odası'nda da çünkü benzer ürünleri ve üretimleri var. Sonunda bu toplantıyı da sizin burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı da tam o toplantı esnasında kararlaştırmıştık. Sağ olsun Füsun Hanım'a da bir davette bulunduk. O da bizi kırmadı. Birazdan kendisini size zaten uzun uzun tanıtacak. Konuyu da anlatacak. Burada konumuz gıda güvenliği, gıdanın saklanma şekilleri, markalı ve ambalajlı satın almayı arttırdığı için ürünlerin. Füsun Hanım burada çok değerli bir yolculuk yaptı. Bu yolculuğu bizimle paylaşacak aslında. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Davetiniz beni gerçekten onur etti. Biriktirdiklerimi, bildiklerimi paylaşmak, böyle hepiniz eminim ki en az benim yaptığım kadar yapıyorsunuz. Bazı şeyleri eminim ki çok daha iyi yapıyorsunuz. Ama bunları kendi mutfaklarımızdan çıkartıp başkalarının yapamayanların da hizmetine sunmak gerçekten insanı mutlu ediyor, tatmin ediyor. Davetiniz için ben gerçekten teşekkür ediyorum size. Paylaşmaya geldim, sizlerden öğrenmeye, bildiklerini de aktarmaya geldim. Evet. Ben şimdi sözü Füsun Hanım aktarmadan önce İsmim İbrahim Hakan Güt, ben de ziraat mühendisiyim. Organik tarım kontrolörüyüm. Aynı zamanda organik tarım eğitimleri veriyorum. Füsun Hocam aslında bir ziraat fakültesi öğrencisi aynı zamanda. Kısmet olduklar o da en kısa zamanda meslektaşım olacak ama onun becerileri benden daha fazla çünkü çok değerli bir mutfak becerisi var ve atölye becerisi var. Şimdi size onları paylaşacak. Hocam, katılımınız için teşekkür ediyorum acaba. Hepimiz aynı yöne koşmuş olsak dünyanın dengesi şaşar. Evet. Onun için kimimiz bir şeyleri başaracağız, kimimiz başka bir şeyleri iyi yapacağız. Dolayısıyla dünyanın dengesi evet, böyle sağlanmış olacak. Evet. Bana kattıklarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten kendisi çok değerli bir hocadır. Çünkü toprak hepimiz için çok kıymetli bir şey. Bu toprağa biz ne kadar iyi bakarsak zamanında o da bizi bağrına alacak. Allah geçinden versin yine de. Onun için bizim de toprağa iyi davranmamız gerekiyor. Bunu bilinçli yapmak için de böyle değerli hocalara vazgeçmeyenlere ihtiyacımız var. Bu anlamda teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam söz sizin. Buyurun teşekkür ediyorum. Bayanlar tekrar hoş geldiniz. Hoş. Benim adım Füsun Başaran. Ben eş durumundan diyelim ordulu sayılırım, fahri orduluyum diyelim. Köylü olmaya çalışan, köyü yaşatmaya çalışan bir şehirliyim esasında. Hem toprakta hem mutfakta üretim yapıyorum. Sizler toprağa
tam içinde onun size verdiği nimetlerle zaten haşrolmuşsunuz. Zaten bunları yararlanıyorsunuz. Ama ben bunları çok sonradan keşfedebildiğim için hem kendimi şanslı sanıyorum hem de biraz da galiba abartıyorum üretme işini. Ne kadar çok yapsam toprağın başka bir mucizesine şahit oluyorum. Ürünlerimi
yapabildiğimin en iyisi olmalı. En temizi olmalı. Ve ben onlara üretimi yaparken esasında bir hayat duruşu gösteriyorum. Çocuğum çalışmalıyız. Çocuk üretmeliyiz. Çok kazanmak demek bir şehirden, hani üründen çalarak değil, daha çok üreterek olabilir. Üç erkek annesi olarak ben onlara bir hayat duruşu sergilemeye çalışıyorum. Çalışmamla. Çok varlıklı bir aile değiliz ama çalışmaya ihtiyacım yok çünkü. Dolayısıyla ben onlara boş durmayın. Üretin, çalışın. Ve doğru bir yol tutturun. Bu doğru yolda ilerleyeni anlatmaya çalışıyorum. Susuz sirke yaparak, şımartılmış tarhana yaparak. Benim amacım köyü yaşatmak. Çünkü o toprak bizim esas karnını doyuracak şey toprakta var. Eskiden İstanbul'da yaşarken ben İstanbulluyum. Toprak demek bina dikmeye yarayan, işte zamanı geldiğinde